kimsenin paçasına tutunup, eteğine tutunup bir yere gelmedim. Ben Perihan Savaş'tım. Perihan Savaş, Yeşilçam'ın siyah saçlı, kadife bakışlı, esmer güzeliydi. Ancak bahtı kendisi gibi güzel değildi. Büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşadığı bir hayatı oldu. Özellikle erkeklerden yana hiç şansı olmadı. Tutucu olan annesinin baskılarından kurtulmak için ilk 13 yaşında nikah yaptı. Bu birliktelik bekaret raporu aldığı hastanede bitti. İbrahim Tatlıses'le evliliği ise güzel başladı, kabus gibi sona erdi. Hep yanında oldum, hep sustum. Kızımın hatırı için sustum. Okul arkadaşı Yılmaz Zafer'le tam mutluluğu buldu derken bu kez de amansız bir hastalık her şeyi yerle bir etti. 18 ay boyunca kocasına bir eşten ziyade bir anne gibi baktı. Bu Yılmaz'ın kalbinin güzelliğinden geliyordu. Ailesi Trabzon Sürmeneli olsa da 14 Haziran 1957'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Şerife Savaş'tı. Tiyatro aşkı küçük yaşlarda başladı. Bu yüzden ortaokuldan sonra okumadı. Ünlü oyuncu Suna Pek Uysal annesinin arkadaşıydı. Onu ikna edip Perihan Savaş'ı tiyatroya götürdü. Diş doktoru babası sanata düşkündü, buna karşı çıkmadı. Annesi muhafazakar bir kadındı. Gözü hep kızının üzerindeydi. Makyaj yapmasına, açık elbiseler giymesine, hatta kaşlarını almasına bile izin vermiyordu. Tiyatro setine gidip onu bekler, işi bitince de alır götürürdü. 13 yaşına geldiğinde talibi çıktı, ailesi istemese de Perihan Savaş özgür olup istediğim gibi yaşarım fikriyle bunu kabul etti. Yaşı büyütüldü, 22 yaşındaki askeri okul doktoru Nedim'le nikah kıydı. Almanya'ya gitme planları vardı ancak kıskançlık krizleri erken başladı. Eşi tiyatroda oynamasını istemeyince ayrıldılar. Üstelik karı koca bu süre zarfında ayrı evlerde kalmışlardı. Babası daha sonraki evliliklerinde sorun yaşamasın diye Perihan Savaş'ı hastaneye götürüp bekaret raporu aldırdı. Çocuk gelini oldum ama gelin olamadım ben. Tam anlamıyla bir evlilik değildi o. Artık kısmen özgürdü Perihan Savaş. Babasından izin alıp tiyatroda oynamaya başladı. Bir de filmlere dublaj yapıyordu. 1971'de Muharrem Gürses'ten film teklifi aldı. Fikret Hakan'ın başrolünde olduğu Şehzade Simbat Kaf Dağı'nda yapımıyla da Yeşilçam'a adım attı. Aynı yapımda oynayan Erol Taş onu rol gereği bağlayacaktı. Perihan Savaş daha önce filmlerde izlediği usta oyuncudan korkuyordu. Kaçıp kendini odaya kilitledi. Erol Taş kapıya gidip "Kızım aç, ben o kadar kötü biri değilim." dedi. Ardından çikolata ikram edip onu oradan çıkmaya ikna etti. O filmden sonra teklifler peş peşe geldi. Perihan Savaş dönemin ünlü tüm jönleriyle neredeyse kamera karşısına geçti. Sinemadaki bu yoğun tempo nedeniyle 1972'de tiyatrodan ayrıldı. 1974'te kendisini heyecanlandıran bir film teklifi aldı. Kitabını okuduğu Bedrana'yı oynayacaktı. Ancak bir süre sonra gazeteler Bedrana'yı Türkan Şoray'ın canlandıracağını yazınca kıskançlık krizlerine girdi Perihan Savaş. Ancak yönetmen Süreyya Duru onu çağırıp senaryoyu üzerine atınca rolü kaptı. O rolle de daha 16 yaşındayken ilk ve tek Altın Koza ödülünü aldı. Sevinçten ağlaya ağlaya gittim eve. O çok inandığım hikaye bana ödül getirdi. Tarihi, macera, dram ve romantik komedi dahil hemen her türde oynuyordu Perihan Savaş. Bir öğretmeni canlandırdı, bitirimler sınıfı ise komedi ağırlıklıydı. Kemal Sunal filmlerinde de yer aldı güzel yıldız. Ünlü komedyeni Kemal Sunal çok komik bir adamdı ama kameranın önünde güldürürdü. Kameranın arkasında ne konuşur ne güler, hep suratını asardı. Ama ben yine de onun bu hallerinde bile bir mizah unsuru bulur ve ona gülerdim sözleriyle tarif ediyordu. Şimdilerde unutulsa da Perihan Savaş bir dönem Yeşilçam'ın karizmatik oyuncularından Yıldırım Gencer'le de aşk yaşadı. Film setinde başlayan aşk, dönemin magazin manşetlerini sık sık süslüyordu. Ancak aileler evlenmelerine razı olmadı, çok geçmeden de ayrıldılar. 1970'lerin sonunda erotik furya ve arabesk filmler Yeşilçam'ı ele geçirdi. Bir süre şarkıcılık yapan Perihan Savaş'ın yolu işte o günlerde fırtınalı bir aşk yaşayacağı İbrahim Tatlıses'le kesişti. 1979'da İbrahim Tatlıses'le Kara Yazma filmi teklifi geldiğinde daha onu tanımıyordu bile Perihan Savaş. Ancak beraber oynadılar ve yapım beğenildi.
Ardından Kara Çadır'ın Kızı filmi çekildi. İbo film çekimleri sırasında ona şarkılar, türküler söyleyip, şiirler okuyup güzel yıldızı etkiledi. Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses aşkı magazin sayfalarını süslerken Güzel Yıldız bu birlikteliğin birinci yılında bir gazeteci dostundan şok bir gerçeği öğrendi. Tatlıses'in Adalet Hanım'la resmi nikahlı olduğunu o gün ilk defa duydu. Bir yıl sonra bir gazeteci arkadaşımdan öğrendim. Ancak bunu öğrenmesi de ilişkilerini bitiremedi. Çile, Seni Yakacaklar, Ayrılık Kolay Değil, Yalan gibi filmlerde beraber oynadılar. Perihan Savaş 1982'de hamile kaldı. Bu süreçte de birliktelikleri giderek çekilmez bir hal aldı. Hatta Perihan Savaş, Tatlıses'in çapkınlıkları yüzünden hastanelik oldu, az kalsın kızını kaybediyordu. Çocuğumu düşürüyordum. 15 gün hastanede yattım. Doğumdan sonra işler daha da kötüleşti. Fiziksel şiddet görmeye başladı Perihan Savaş. Yaşanan o dehşet dönemin gazete manşetlerine böyle yansıdı. İlk evliliği yaşanmadan biten Perihan Savaş, ikinci evliliğinde de anne olmasına rağmen yine de huzur bulamadı. Defalarca şiddet gördü, dövüldü. Sonunda İbo'dan şikayetçi oldu. Olay mahkemelere taşındı. İbrahim Tatlıses iddiaya göre yeniden kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Perihan Savaş'a engel olmak için her yolu denedi. Sahneye çıkmasını, filmlerde oynamasını, bağlantılarını kullanarak engellemek istedi. Hep yanında oldum, hep sustum. Kızımın hatırı için sustum. Ancak ne yaşanırsa yaşansın artık bir kızları vardı. Onu da düşünmek gerekiyordu. Sonunda Perihan Savaş kızının hatırına Tatlıses'i affetti. Davada düştü. Zaman yavaş yavaş olanları unutturmaya başladı. Her ikisi de kendi yoluna gitti. Bir süre sonra da Perihan Savaş yeniden film afişlerinde göründü. Hiçbir zaman kimsenin ekmeğini yemedim, hep kendi ekmeğimi yedim. 1987'de Perihan Savaş'ın yolu hayatının aşkı Yılmaz Zafer'le kesişti. Fatih Karagümrük'ten ortaokul arkadaşıydılar ancak kader onları 1987'de Bir Daha Umut filminin setinde bir araya getirdi. Her gün böyle sete çiçekler getiriyor, kucak dolusu. Çekimler sırasında Yılmaz Zafer Perihan Savaş'a aşkını belli etmeye başladı. Sürekli çiçekler getiriyordu ona. Bir günde arabada hiç beklemediği o anda evlenme teklifi etti. Haziran 1987'de de resmen evlendiler. Nisan ayıydı filme başladığımızda biz Haziran'ın birinde evlendik. Çok güzel bir evliliğimiz vardı. İlk aylar her şey rüya gibiydi. Daha önce hayatına giren erkekler yüzünden kabus dolu günler yaşayan Perihan Savaş hayatının aşkını bulmuştu. Bir de Yılmaz çok dürüst bir çocuktu. Benim evladımı başının tacı olarak taşıdı hep. Aşk hayatları güzel gitse de iş yaşamlarında sorun yaşıyorlardı. Film ve reklam şirketindeki ortağı çıkan anlaşmazlık sonrasında Zafer'in yaşamını kabusa çevirmişti. Eşi Perihan Savaş'ın anlatımıyla ortağının baskı ve iftiralarına dayanamayan Yılmaz Zafer'in sağlık sorunları baş gösterdi. Vallahi sancıları vardı kolunda ve kalbinde. Kolunda ve kalbinde ağrılar vardı. Doktora gittiler ancak kalple ilgili yapılan Holter testini doktorlar yanlış yorumladı. Teşhisi bu yüzden koyamadılar. Anjiyo taleplerini ciddiye almadılar. Birkaç gün sonra da kalp krizi geçirdi Yılmaz Zafer, hastaneye ölü olarak kaldırıldı. Hayata döndürüldü ancak beynine 4 dakika oksijen gitmemişti. Artık ünlü oyuncunun bir çocuktan farkı yoktu. Beyne oksijen gitmediği için ne yazık ki hayatının ondan sonraki bölümünü spastik bir çocuk gibi geçirdi. Yılmaz Zafer duygusal bir insandı. Hastalanmadan önce de bunu daha da belli ediyordu. Perihan Savaş'ın anlatımına göre normalde namaz kılmamasına rağmen bir kandil gecesi bir anda namaz kılıp dua etmek istedi. Odaya girip saatlerce çıkmadı. En büyük duası ise baba olmaktı. Tam 2 saat sonra çıktı bu odadan. Allah'tan dedi istediğim şeyler vardı onları istedim. Ancak sanki öleceğini, çocuğunun büyüdüğünü görmeyeceğini hissetmişti Yılmaz Zafer. Perihan Savaş hamileyken de bunu sık sık da dile getiriyordu. Bu çocuğun yüzünü göreyim, daha sonra öleyim diyordu. Duası kabul oldu Yılmaz Zafer'in. Perihan Savaş doğum yaptı, oğlu Savaş'ı gördü ancak zamanı kısıtlıydı. Sadece 2 ay oğluyla bir baba gibi ilgilendi. Yani bir çocuk gibiydi zaten. Yılmaz Zafer'in rahatsızlığı onları maddi ve manevi olarak tüketiyordu.
Pelihan Savaş hastalık sürecinde maddi olarak ayakta durmak için de 4 ayrı işte çalışıyordu. Televizyonlara 3 ayrı program yapıyor, gece de bar işletiyordu. Bazı şeyleri karşılayabilmek adına 4 işte birden çalışıyordum. Bazen hafızası gidip geliyordu Yılmaz Zafer'in. Kendisiyle bir anne gibi ilgilenen Pelihan Savaş'a abla diyordu. Gerçek hayatta abla diye seslendiği halası zannediyordu. Bazı şeyleri algılamaya başladıktan sonra mutsuzluğu başladı. Yılmaz Zafer'in masal gibi hayatı bir anda kabusa dönüştü. Henüz 38 yaşındaydı ve bir anda hayattan kopmuştu. Sinemanın yıldızı artık bakıma muhtaç bir hastaydı. Eşi Pelihan Savaş işte o zor günlerde şefkat dolu kalbini ona sonuna kadar açtı. Başından bir an olsun ayrılmadı. Ömür boyu bakmak için de velayetini aldı. Yasal olarak da koruyucusu oydu artık. Gidip velayetini alırsanız ömrünüzün sonuna kadar onu boşayamazsınız. Yılmaz Zafer baba oldu ancak çocuğunu istediği gibi kucağına alamadı. Tüm bu ağır hastalıklar sürecinde olanların pek farkında değildi. Küçük oğlunu sadece 2 ay görebildi. Durumu giderek kötüleşti. Her şey üst üste gelmeye başladı. Kalça kemiğini kırdı, ameliyat oldu. Bıçak altındayken verilen kandan bu kez hepatit B bulaştı. Verilen kandan hepatit B bulaştı. Hiçbir şey yiyemiyordu. Ünlü oyuncu her gün biraz daha zayıflar. Eski halinden eser kalmaz. 38 yaşında kalp krizi geçiren Yılmaz Zafer, 1,5 yıl sonra 9 Kasım 1995'te ikinci defa kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Masal gibi hayatı ağlatan bir sonla bitti. Başımın üstünde yeri vardı, başımın tacıydı. Ne yapar eder gene bakardım ben ona. Kızı Melek Zübeyde'yi setlerde, oğlu Savaş'ı ise annesinin yardımıyla büyüttü Pelihan Savaş. Doğru adamı bulsa da erkeklerden yana yüzü yine gülmedi. Geç bulup erken kaybetti Yılmaz Zafer'i. Pelihan Savaş 18 ay boyunca kocasına bir anne gibi baktı. Bu ağlatan hikayeye bir kadın olarak eşi az görülen, yıllarca unutulmayacak bir vefa öyküsü ekledi. Ama bu Yılmaz'ın iyiliğinden geliyordu. Bu Yılmaz'ın kalbinin güzelliğinden geliyordu. Hep taşıdı beni, ben de onu taşıdım. Pelihan Savaş, kocası Yılmaz Zafer'i acı bir şekilde genç yaşta kaybetse de hayat devam ediyordu. Sonraki yıllarda yoluna devam etti ünlü oyuncu. Televizyonlarda gerçek kesit gibi programlarda sunuculuk yapsa da oyunculuktan hiç vazgeçmedi. 120'ye aşkın filmin yanı sıra çok sayıda dizide oynadı. Günümüzde halen dizilerin sert, hanım ağa rollerinin vazgeçilmez yüzlerinden. Birilerinin gölgesi altında hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman kimsenin ekmeğini yemedim, hep kendi ekmeğimi yedim. Ben Pelihan Savaş'tım.